Dan o üs haritasını verebilirsek Yunanistan'daki Amerikan üsleri, ayrıca NATO üsleri de var bunlar dışında değil mi? Evet. Yine Amerika'nın askeri olarak şimdi varlığı. Burada müsaade ederseniz şöyle bir giriş yapalım. Şimdi Yunanistan özellikle 2010'dan bugüne savunma bütçesini ve savunma harcamasını arttırma yönünde adımlar atıyor. Hı hı. 2021 yılındaki savunma bütçesi 2019'la mukayese edildiğinde %57 oranında arttırdı. %57, yarısından fazlası. 2022 bütçesine geldiğimizde, daha yeni çıkacak, bundan da daha fazla bir artırış söz konusu. Hı hı. Yunanistan sadece bunu yapmadı. Yunanistan 2010'dan bugüne attığı adımlardan iki tane önemli adım attı. Bir, Fransa ile savunma ve stratejik işbirliği ittifak anlaşması yaptı. Rafael uçakları filan. Evet. O 18 Rafael uçağı artı 6 tane, toplam 24 Rafael uçağı. Onlar ayrı. Fakat yaptığı ittifak anlaşmasının bir maddesi, taraflardan birine bir saldırı olursa üçüncü ülke tarafından askeri ve diğer destek sağlanacak şekilde esnek ifade var Fransa ile. Bu iki NATO üyesinin yine NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı, isim belirtilmese de, yapılan bu anlaşma NATO'nun kuruluş anlaşmasının değerlerine tümüyle aykırıdır. Bunun altını çizelim. Yani Fransa ile Yunanistan arasında Yunanistan'ın belirtmediği fakat yani orada Türkiye'yi bir hedef ülke, tehdit sayıyor Türkiye'yi. Yani Türkiye'yi bir tehdit olarak gösteriyor. Hasmane ve ona karşı da diyor ki biz gerekirse Fransa ile birlikte hareket ederiz ve saldırı hakkımız vardır. Ve anlaşma imzaladı. Evet. Fakat ABD ile de anlaşma yaptı. ABD ile yaptığı anlaşmanın üslerle ilgili, askeri işbirliği ile ilgili ve şimdi 2027 yılında 20-24 adet F-35 savaş uçağının alımı yönünde adımlar attı bu gidişte. Şimdi bu önemli. Üslere baktığınızda, üslerde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. ABD askeri varlığını Yunanistan'da yavaş yavaş oluştururken, Türkiye'ye bir alternatif askeri varlık üssü oluşturuyor. Bu çok önemli. Türkiye. Ben de onu soracağım hocam. Biraz önce Barış'a evet. da sordum. Yani ya NATO içerisindesiniz, doğu ucusunuz NATO'nun teorik olarak. Doğru. Karşı karşıya getiriyorsunuz iki ülkeyi, biraz da zorla. Doğru. Böyle mi durum? Şöyle durum. Şuna diyelim, Türkiye, ABD eskiden Yunanistan'la Türkiye arasındaki sorunlarda arabuluculuk rolü oynardı. Ve problem yaşlar, arabuluculuk rolü oynardı. Fakat 2010-2015'lerden bugüne ABD artık Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ın yönetimini tehdit eder, tercih eder bir duruma geldi. Evet. Bu çok açık. Evet. Bu çok açık. Bunu Dedaaş'tan başlayarak kullandığı üsler, Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı ve Yunanistan'ı destekleyen açıklamaları, örnek veriyorum, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yaptığı sondaj çalışmalarının gerginliği arttırdığı, Türkiye'nin bunu yapmaması gerektirdiği şeklinde sürekli açıklamalar olur. Biz şu romantizm açıklamayı bir kere bırakmak zorundayız. ABD eskiden iki NATO üyesi vardı. Zaten NATO üyeleri olurken, değerli hocam belirtti, öyle denge kurardı ki ABD, mesela Yunanistan'la Türkiye aynı anda NATO üyesi oldu. 7-10 dengesi var yardım. Buna dikkat ederdi. Güney Kıbrıs'ın yönetimine 1974'ten beri silah ambargosu uyguladı. Fakat daha sonra 2 yıl önce silah ambargosunu esnetti. Şimdi silah ambargosunu tümüyle kaldırma adımları atıyor. Bu çok önemli. O zaman şu yorumu yaparsak hatalı bir yorum olur. ABD NATO üyesidir, Türkiye'nin Yunanistan'da NATO üyesidir, ABD iki ülke arasında tarafsız konumdadır dersek şu tabloyu görmemiş oluruz biz. Geçti şimdi, yani o tarafsızlığı evet, artık. O bitti. Ama niye geçti? Ama yani şunu söyleyelim. Nedir planı ve Türkiye'ye evet, bakışı nasıl söyleyelim, konumlandırıyor şunu o zaman? Söyleyelim. Şimdi dikkat ederseniz 2010 ve öncesi Türkiye gerçekten stratejik konumda bir aktördü bölgede. Çünkü ABD'nin askeri varlığını, üslerini konuşlandıracağı coğrafya seçeneği pek yoktu. Şimdi Irak-Kürt bölgesel yönetimi,
yani Irak'ın kuzeyi, Ürdün, Körfez bölgeleri, Katar gibi ve özellikle Yunanistan'da. Şimdi 22'ye kadar çıkacak bu işler, 22'ye kadar. Bu ne oldu? Bunu tırnak içinde yedekleme diyebiliriz değerli izleyenlere rahat anlatmak için yani Türkiye. Şimdi İncirlik dikkat ederseniz eskiden bir konu olduğunda İncirlik kapansın. Derdik. Şimdi İncirlik kapansın artık yok. Neden? Hiç konuşmuyoruz. Çünkü ABD açısından İncirlik'in eski önemi yok. Stratejik önemi eskisi gibi değil. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz sonuç olarak. Vazgeçilebilir bir ülke midir Türkiye ABD için? Hayır. Ancak ABD için Türkiye eski stratejik önemini koruyor mu sorusunun cevabı hayır. Peki hocam Türkiye açısından bakıldığında evet. Bunun sebebi ne? Yani Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması mı? Farklı coğrafyalarda farklı ittifaklar kurması mı? Türkiye açısından baktığınızda Amerika neden evet, bunu bu yapıyor? Evet bu çok önemli. Türkiye açısından baktığımızda bu çok önemli. Şimdi ABD'nin öteden beri PKK bölücü terör örgütünü desteklediği gerçeği var. PYD demiyorum. PKK terör örgütünü desteklediği gerçeği var. Fakat 2011'den sonra Suriye'de meydana gelen olaylar neticesinde ABD'nin 10 bin kilometreden gelerek Irak, Suriye'yi parçalaması ve PYD, PKK terör örgütünün adeta hamisi olması, bizim müttefik demesi, Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden bir örgüte NATO üyesi bir ülke destek veriyor. NATO'nun kuruluş anlaşmasının birinci ve ikinci maddeyi biraz sonra okurum. Birinci ve ikinci maddesi der ki NATO ülkeleri kendi aralarındaki ilişkilerinde Birleşmiş Milletler maddelerini gözetir. Yani barış, dostluk, yani birbirlerini tehdit edecek bir oluşumu destekleyemez. Yani ABD şu anda birinci ve ikinci madde NATO Kuzey Atlantik Anlaşması'nın bir ve ikinci maddenin ruhuna ve değerine aykırı hareket ediyor. Şimdi böyle bir güvensizlik oluştu. PKK bölücü terör örgütü, PYD PKK bölücü terör örgütü kararlı desteği. Bunu bir kere göz ardı edemeyiz. Türkiye'nin 2019'da S-400 hava savunma füzelerini kendi tehdit değerlendirmesine göre yaparak NATO'nun, bu çok önemli, NATO'nun ve ABD'nin birinci tehdit olarak gördüğü bir ülkeden, yani Rusya'dan satın alması ABD'ye ile Türkiye arasındaki bardağı kırmadı ama çatlattı. İlişkilerin temel noktası çatlattı. O. Çatlama noktası ama o. Ama zaten PYD, PKK terör örgütü, PKK bölücü terör örgütü, Doğu Akdeniz, Ege ile ilgili zaten bir güvensizlik ortamı oluşmuş. Yani bardağı tek tarafın hamlesi çatlatmadı. Zaten karşıdan da bu yönde birçok adım atıldı. Evet, birçok adım atıldı. PKK bölücü terör örgütünü desteklemek, YPG PKK terör örgütünü desteklemek. Şu anda sığınmacılar eğer Türkiye'ye akın etmişse, bunun bana göre ana sorumlusu evet yanlış politika vardır onu keselim ama ABD 10 bin evet. kilometreden buraya gelip Suriye'yi parçalayan bir ABD'nin esas hatası da o. O nedir? Müttefik yani ittifakta. Ama şunu ben söyleyebilirim burada açıklıkla tartışabiliriz de ABD hiçbir zaman Türkiye'nin ne stratejik ortağı olmuştur ne stratejik müttefiki olmuştur. Ne de ABD müttefik bile değildir tırnak içinde söylüyorum. 1964 Johnson mektubundan başlayın. Jüpiter füze krizi. Haşhaş Ekimi 74. Kıbrıs Barış Harekatı'na karşı giriştiği askeri ambargo. 2003'teki tırnak içinde çuval olayı. NATO üyesi bir ülkenin, NATO üyesi ittifak içinde başka bir ülkenin subaylarının zaman zaman aynı ortamda tatbikat yapan, zaman zaman NATO harekat planlarını beraber oynayan ittifak üyesi subayların o tırnak içindeki çuval olayı müttefik, ortak ya da aynı ittifakta yer alan bir ülkenin yapabileceği bir olay değil. Peki hocam. Bunu altını çizelim. Hele PYD PKK terör örgütüne olan kararlı desteği bu NATO'nun kuruluş anlaşmasına aykırıdır. Ne müttefik yapar bunu, ne aynı ittifakta yer alan bir ülke yapar, ne de stratejik ortak. Onun için zaman zaman stratejik ortak, stratejik müttefik deyimleri belki diplomaside, belki siyasetçiler tarafından kullanılıyor ama gerçekte hiçbir zaman tahakkuk etmemiştir. Peki. O zaman... Mithat